Aynen. Bence gözükmeyeceksin. Ya gözükürsem? Şans. Merhaba. Ben Hugo'la. Ve bu da benim hikayem. Ay çok liseli Hollywood filmi girişi gibi oldu. Süper ya. Abi işte benim sevdiğim şey bu, anlıyor musun? Yani siz bu dağlara bakınca genelde sadece dağ görüyorsunuz ve... Ben de dağ görüyorum. Bakın gençler, benim size tavsiyem, asla hız yapmayın. Hız yapmayacaksın. O beni solladı mı lan? Hey! Aa, bu çok garip olacak. Lan bu 150'yi mi kapatacağım, ne yapacağım lan? Bir dakika dur. Şu an Burdur il sınırındayım ve şuradan çıkıp birazcık yürüyeceğim. Çünkü neden olmasın yani. Umarım döndüğümde arabam yine burada. Bugünkü konumuz, nelerden mutlu oluyorsunuz? Abi bu çok önemli bir şey ve ben böyle yaptığımda hiçbir şekilde yolu göremiyorum. Ölmek de istemiyorum, o yüzden şunu şöyle alacağım. Yakın arkadaşlarımdan ve genel olarak yaptığım çıkarımlarda insanlar nelerden mutlu olacaklarını seçemiyor gibiler. Ve siz de beni seçemiyorsunuz galiba şu an, çünkü odak bok. Evet, şu an tam oldu. Neler yapmaktan mutlu oluyorsun? İnsanlara bunu sorduğumda hiçbir şeyden diyorlar, karar veremiyorlar ve bununla ilgili sürekli ağlıyorlar. Ya benim mutlu olmak için yeterli param yok, hiçbir şey. Shut the fuck up! Neyi yapmayı sevdiğinizin parayla ilgili bir şey yok. Tabii yapmak istediğiniz şey içinde kız dolu bir havuzda yüzmek değilse, kendinizi nelerle mutlu edeceğinizi öğrenmeniz lazım. Bu yüzden bütün YouTuber kankalarım partilerken, ortamlara akarken ben de şehirler arası yolculuk yapıyorum ve hiç bilmediğim yerlere gitmek istiyorum. Bunları yapmayı seviyorum yani. Mesela abi şuna bak. Ben doğayı seviyorum. Şuna bak. Önümdeki tır yaklaşık yarım saattir 50 ile gidiyor ve ben de onun arkasından gitmek zorunda kalıyorum ama bugün Antalya'dan yola çıktım ve Eskişehir'e gidip birazcık... Kamera şu an bok gibi çekiyor, bir saniye. Ve hikayenin devamında her şey kötü gitmeye başladı. Arabanın radyatör kapağını açık unutmuşum ve bütün yol böyle gelmişim bu yüzden. Arabam yolun ortasında kaldı ve ben de sanayideyim. Evet, abartı egzozlu tofaşlar geziyor burada. Hayat. Şu an her tarafta dağlar ve hiçlik var. Çok salak bir vlog videosuna dönüştü ya. Hayır, bu böyle olmayacak. Neyse, buradaki bu videonun amacı zaten karşınıza engeller çıksa bile yapmak istediğinizi yapmaya devam edin. Çünkü evet, şu an tamamen boş yapmaya başladım. Şimdi marketten birkaç çikolata alıp kendime gelmek istiyorum. Ama yolumuz daha bitmedi. Peki Hugo'la bu lanet olası yolculuk için... Bakayım kendimi görebilirim. Evet. Yanına neler aldın? Yani bilmiyorum. Eğer başıma bir şey gelir ve bir yerde 3 gün boyunca hayatta kalmaya çalışma mücadelesi vermeye çalışırsam diye yanımda neler getir lazım. Aslında bu videoyu çok hayat amacı içeren bir motivasyon konuşması olarak düşünmüştüm ama şu an her şey tam da beklemediğim gibi gidiyor. O yüzden kafama göre takılacağım. Bu lanet şeylerin tadı çok güzel. Yaklaşık 90 derece olmuş bir içecek. Tamamen erimiş bir çikolata. Ama sihirli bir şey daha var elimde. Nerede lan o? Oho. Bunu hikayenin devamında yiyeceğim. Şimdi bütün coolluğumu affetmek istemiyorum. Küçüklüğümden beri sürekli bir yerleri gezen kanallara çok hayran kalmışımdır. Çünkü sürekli bir yerleri geziyorlar ve ben de sürekli bir yerleri gezmeyi çok severim. Yani bu yolculuğumu yapmamın bir nedeni bile yok aslında. Sadece gideceğim Eskişehir'de ve hiçbir şey yapmayacağım. Sonra geri geleceğim ya. Ama önemli olan vardığın yer değildir. Gittiğin yoldur, tamam mı? Bunu umarım buraya yazmışımdır. Yolda giderken video çekmeye çalıştım ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığım için bunu yapmaktan vazgeçtim. Bu yüzden böyle durduğum yerlerde hem size etrafı gösterecek hem de mantıksal konuşmalar yapacağım. Hayatınızı değiştirecek konuşmalar yapacağım. Sanki kendim iki çok değişmiş gibi. Ama daha gitmemiz gereken çok yol var ve geceye kalmak istemiyorum. Müzik! Oha! Oha lan, Hugo'la FPS açısı yaptık. Siz de Hugo'la gibi bir hayat yaşamak ister misiniz? Bu videoda kesinlikle kaza yapacağım. Bulutlar çok güzel! Şu an bir yaklaşık 150 kilometre... Bir saniye, şunu kapamam lazım. Burada background müziklerini sadece ben veririm. Şu an yaklaşık 150 kilometre falan daha gittim. Ve hiçbir şey değişmedi. Hala çok mutsuz ve yalnızım. Ama olsun. Yani şuradaki bisikletli adamın 600 kilometre yolu yapacak olması beni mutlu ediyor. Çünkü... Ben o yolu 1,5 saatte yapacağım. Ya bu videonun gerçekten bir amacı olsun istiyordum. Yola çıkmadan önce düşündüm. Ulan bu yolu çıkacağım ve insanlar benimle ilgili şeyleri merak ediyor olabilirler. Neden merak ettiklerini hiçbir zaman anlamış değilim ama şu adamı sollamam lazım bir saniye. Tamam, devam edebilirim. Güzel bir mesajı olan bir video olsun istemiştim bunu ama galiba olmayacak ve şurada radar var. O yüzden kamerayı indirmem lazım. Bu illegal bir şey lan. Ananı avradını.
Lan ben 150 ile gidiyorum, bu kaçla gidiyor? Suratım yanıyor! Suratım yanıyor! Abi sub moda al şimdi. Sub moda al. Bir tek sublar. Abi tamam. Ay, anlatıyorum hikayeyi. Pervaneleri görüyorsunuz değil mi? Ben hayatımda ilk defa gördüğümde altıma işemiştim. Hikaye bitti. Sahne bir şey abi. Lan al, hangisinden gireceğim? Bir dakika. Hangisi? Anana ya, yanlış yola girdim. Yol birkaç saat uzamış olabilir. Hadi canım. Abi şunu hiçbir zaman. Aa kuzular. Rençler neden hep bunu yapar hiç düşündün mü? Bu uzun yolculuklar size bunları düşündürür. Dümdüz yol. Basmamalıyım. Kurtar beni ben. Neydi lan sözleri? Yaşayamam sensiz. Nerede olduğum hakkında hiç fikrim yok. Burada yazdığına göre oraya zoomlayabilirsem, ama bu kameranın zoom'u çok yavaş, o yüzden birkaç yıl sürecek bu. Hadi. Yes! Buradan dümdüz gittiğimde Eskişehir'e varacağım, ama bizim büyüklerimizin bir lafı vardır. Bir dakika, şu zoom, kodumuz zoom'unu geri çektiğim zaman nasıl konuştum? Asla dinlenmeden yol gitme. O yüzden tam olarak 350 kilometre sonra zamanı geldi. Yani bu videoyla ilgili aklımda çok ulu laflar vardı yola çıkmadan önce. Hepinizi böyle gaza getirecek bir ton laflar söyleyecektim. Ama bunun çok gereksiz ve boş olduğunu düşündüm. Yani sonuç olarak etrafınızdaki herkes sizi motive etmeye çalışıyor zaten bir şeyler konusunda. Nasıl motive olacağınız yönünde size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ama onları asla dinlemeyin. Hoşunuza giden bir şey bulun ve onu yapın. Ve bu şey parayla ilgili olmasın. Yani ben çıkıp gezmeyi seviyorum, ama arabam olmasaydı bisikletle gezerdim. Bok gibi lan bunun tadı. Herkes merak ediyor, neden sürekli 2-3 dakikalık videolar atıyorum? Çünkü her gün video atıp milyonlarca aboneye sahip olan hayatsız YouTuber'larla tanıştım. Ve durumu da hiç iyi değildi. Yedikçe daha güzel olmaya başladı. Ya da muhtemelen 5 saattir bir şey yemedim, o yüzden de olabilir. Şu kapak ağzıma sıçtı ya. Yolda giderken arabanın önünden bir patlama sesi geldi ve benim de şuramdan tam minik bir gözyaşı döküldü. Ve sonra dedim ki işte şimdi sıçtım. Ama neyse ki sorun da o kadar büyük değilmiş ve sanayiye kadar arabayı ittirdim ve yeni bir kapak aldım. Daha gezeceğim yaklaşık 300 kilometre var, o yüzden yola çıksam iyi olur. Burada biraz daha kalmak istemiyorum çünkü dağın başından her an birileri gelip beni gasp edebilir. Yaklaşık 300 kilometre sonra. Şato nerede lan? Şato... Heh. Tamam. Anneanne, YouTuber bir torunun olması hakkında ne düşünüyorsun? Utanç verici. Anneanne, YouTuber bir torunun olduğu hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel, ailece gurur verici bir olay. Poz ver hadi. Yaklaşık 15 sene burada yaşadım ama hiçbir zaman şu şatonun içine girmedim. Sen girdin mi? Aa. Niye? Paralıymış. Paralı hiçbir şeye girmeyiz. Birader. Şşt. Alo. Batıkent kavşağı nasıl çıkıyorsun? Böyle bir şey gördüğünüzde ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Gel uca gel. Ne var şurada? Ne? Set var. Ya kenardan yap o zaman, gel. Aç kolları. Aç. Hey hoca. What are you doing man? What are you doing here? Oh. Maya ha? Bu arkadaş çok kötü uçmuş yalnız. Ne? Yılan gibi bir şey mi? Ne bu? Anneanne, bu bir ördek. Nasıl ördek? Ördek değil bu. Anneanne, şimdi 200'le gideceğiz. Hazır mısın? Hayır. Yavaş git! Yok, olmuyor. Birkaç gün burada kaldım ve bayağı eğlenceliydi artık. Artık eve dönme zamanı. Aman, bunların hepsini bana mı hazırladın? Yok. Senin yemeğin bu. Otur ye. Ne diyor lan bu? Ne? Bunu niye videoya çekiyorum ki? Yani hayatımın 10 yılı şu köşede otobüs bekleyerek geçmiş olabilir.
Bir dakika lan, buradan telif yiyecek miyim? Çok hızlıyım, kimse beni geçemez. Benim bir spor arabam var. Uzun yollarda tek olmanın avantajlarından biri de sürekli bağırarak şarkı söyleyebilirsin ve bu boğaz sağlığın için iyi bir şey değil. Lan beni götürmeyin artık! Balır bulutları koşara ya. Kimi zaman sürer bazen koşara. Bu mikrofondan nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Gençler, Breaking Bad'in aslında Afyon'da bu bölgede çekildiğini biliyor muydunuz? Tabii ki bilmiyordunuz, götünden uydurdum çünkü. Çok çok yanlış bir köy yoluna girdim az önce. Yoldan kazlar falan geçiyor yani, öyle saçma salak. Şu an resmen onların geçmesini bekleyeceğim ya, inanamıyorum. Geçin çabuk! Eğer yolda yanlış bir yere girdiysen yapacağın ilk iş tırcı amcalara sormaktır. O yüzden ben de tırcı amca arayacağım şu an. Abi nereye geldim ya? TRT1 dizisi köyündeyim lan. Abi her yerde bok ve tezek kokusu var. Sanki YouTube Türkiye içeriklerinde dolaşıyor gibiyim. Köyün delisi nerede acaba? Lan neredeyim oğlum? Etrafta hiçbir şey yok lan. Macera! Allah belamı versin ki bu köylüler turistler gelsin diye bu hayvanları yolda gitmeleri için eğitiyorlar ya. Çekilin kenara! Ve şimdi durdular. Gideriz birlikte ya, sıkıntı yok. Çekil! Ağzına sıç, çekil! Şşş birader! Nasıl sıkacağım yola? Gösterelim aram. Kesinlikle bok yedim. Hiçbir hayat belirtisi olmayan bir yerdeyim. Benzinim bitti, bitene kadar devam etmek zorundayım. Bakalım birini görmeye çalışacağım şu an. Aha! Allah belamı versin tırcı abiler. Oh! Şu dayıya soracağım bir dakika. Dur lan. Ya dayı, ben yolu kaybettim ya, bir dakika. Baba. Tamamen bombok bir yola girmişim. Lan Doğu Ekspresi değil mi oğlum bu? Eğer bir ticari aç daha beni sollarsa çok kötü olacak. Lan sen! Pardon abi, pardon. Lan bir susun, bir şey çekiyorum be! Bu video ne kadar uzun olacak bilmiyorum. Ama yaptığınız işten böyle birazcık uzaklaşmak, kendi imkanlarınız dahilinde size huzur veren şeyleri yapmak çok önemli. Biraz daha konuşursam ağlayacağım. 2 saat sonra. Niye böyle sessiz ve çok fazla şizofrenik konuşuyorum? Çünkü bir dinlenme tesisindeyim ve yaklaşık 40 kişilik bir turist kafilesi benim arabama bakıyorlar ve ben de kamerayla konuşuyorum. Bu yolculuk için yanımıza neler almışız? Tabii ki bir şeftali. Çok erotik bir şeftali ya. Salatalık, erik. Yaklaşık 5 saattir yoldayım. Ve biraz da oturup dinlenmem lazım. Evet çocuklar, neymiş? Güvenlik önce gelir. Uzun araba yolculuklarının en kötü kısmı götünüzün çok acayip bir şekilde uyuşması. Ve bununla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü direksiyon sallamanız lazım. Ve artık... Garip bir şey oldu. Yeni bir şeyler denemek güzel. Ama ondan daha güzel bir şey söyleyebilirim size. Şimdi size yıllardır yapmak istediğim Emre Durmuş kamera alma hareketini yapacağım. Evet sonunda geldik. Hadi şimdi biraz da etrafı gezelim. Bir dakika, şu anahtarı alayım da. Şöyle şu bulutların altından böyle bir UFO falan çıksa. Neyse bu kadar. Duaya şaşırmam yeter. Abi yol bitmiyor ya. Benim suratım gözüküyor mu şu an? Bir saniye. Şu kamyonu soladıktan sonra bakacağım. Şu an yolum çok fazla kalmadı. Fazla oyalandığım için bu kadar geç kaldım. Yaklaşık 10 saattir falan. Yol! Yanımda çok... Şu hayvan herif beni çok pis solladı ve ödüm sıçtı az önce. O ne lan, Optimus Prime geçiyor oğlum, bu ne? Bugün yol çok uzadı ve bir tane takipçimde kalmaya karar verdim.
Kaan selam ver. Ne haber? Ne yapacağız bugün? Senin organlarını çalışıyorum. Bugün arabanın sağ alt tekerine biri bıçak saplamış ve lastik patlamış. Neyse ki. Alo. Tayfun abi halletti her şeyi. Tayfun abi kim diye soracak olursanız. Yolda kalanların yardımcısı. Ya iyi ki manzara çekeceğim. Önüme dağ çıkar ya. Bugün gezimin son günü ve artık eve döneceğim. Sonunda o iğrenç, yalnız ve bir başıma hayatıma geri dönebilirim. Oley! Ya ben bütün video boyunca dağlara şaşırdım ya. Çok... Lan yavaş! Çok manyak güzellikle bir yerden geçiyorum ve asıl sorun buranın ne olduğunu bilmiyorum. Tamam, biraz bokunu çıkardım. Saçma sapan bir yerde durdum ve buraya insanların durması için yer yapmışlar. Şuraya gidip yüzmek istiyorum. Evet arkadaşlar, 4 tane like gelirse oraya gidip yüzeceğim. Sanki Huawei P9 Pro reklamı gibi. Bak şimdi. Siz de bütün dağ manzaralarını artı 90 zoomla çekmek ister misiniz? Oh yeah. Kör oldum, bir dakika. Lan oğlum gene kayboldum ya. Burası neresi? Hiçbir şey yok burada abi. Aha biri. Aha biri. Merhaba. Lan yavaş gel lan. Lan yavaş. Bu ne? Bu ne bu lan? Oğlum korktum ya. Samimi söylüyorum, hiçliğin ortasındayım ve beni yönlendirebilecek tek tabela bu. Hadi gidelim o zaman. Yok ben yapamıyorum bunu ya. Oy. Çok güzel. Evet, bunun için 7 like istiyorum burada takılmak için. Buradaki ışıklar 1 saat yandığında Antalya'nın bir ilçesini 3 gün boyunca aydınlatacak kadar elektrik harcıyormuş. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü götümden uydurdum.